Sıfır makyaj. Makyaja gerek duymuyorum. Beni seven böyle sever. Yani. Hadi buraya gel şimdi görüntülü açtım. Gelsen bile seni almayacağım. Ancak alttan yazacaksın. Tamam. Ayağımı kaldıramıyorum. Şöyle yapayım. Şöyle. Şuradan da kırlent alayım. Nerede kırlent ya? Gel. Gel buradan Almanya'dan benimle uğraşamazsın sen ya. Gerçekten. Uğraşamazsın. Tamam. Senin derdin ne? Sen kendin oraya geldin, kendin konuştun. Ha? Tekrar söylüyorum. Uluslar arası yerel TV kanalı işletmiyorum. Rütük buna karışamaz. Evet o. Gelsin alttan yazsın. Az önce ben burada şarkı söylüyordum. Üstten arıyor beni. Ulan sen kimsin lan? Kimsin sen? Sen bir kere Sude ablanın evine gittin de Okşan bile seni evinde yatırmadı. Okşan beni ilgilendirmez. Sude abla beni ilgilendiriyor. Ama sen şeyini bana nesin olayınızdan? Ha, öyle mi? Ama doğru söyleyin ha, öyle şey yapmayın. Roy şeye Roy benim yayındayken o gel kim tam olarak anlayamadım. Bir şeyler söyleyip duruyordu. Ondan önce kim geldi? Valla ne bileyim. Yani o kadar video atıyorum ki. Ha, öyle mi? Bilmiyorum. Kesin bilmiyorum hayatım. Öyle mi anlattı orada? Ondan dolayı mı bana diyor? O videoyu kaldır. He? Dur şöyle biraz geçeyim. He. Hayır, o videoda öyle mi konuşuldu? O yüzden bana o videoyu kaldır. Kaldırmam olan ben Rütük'le bağlantılı değilim ki. Rütük bana karışamaz. Ben yerel veya uluslararası kanallarda ben
Yayın yapmıyorum. Nereden bileyim? Aralarında ne geçti, ne oldu? Nereden bileyim kardeşim? Kendi geldi orada anlattı. Tamam başlığı tutturdum. Kanalıma atılmayacak dedim. Ama attım. Yani. Ha, onun söylediği laflara göre mi attım? Hayır, ben yemin ederim bir şey anlamadım yani o. Roy vardı, kendi aralarında konuşuyorlardı. Az sonra yayınlayacağım. Yayınlayacağım tabii. Niye? Çünkü ben de oradayım. Ben konuşuyorum. O benim yayınıma geliyor. Konuk oluyor bana. Ben kimsenin videosunu öyle sen var ya bak YouTuber'ler var ya mesela ben Okşan'ın bir videosunu alsam yasal değildir. Okşan da benim kanalımdan bir video alamaz. Ha Okşan bana konuk olur. Ben ona o zaman ne olur? Atarım. O da atar, ben de atarım. İstese o atar, istesem ben atarım. Kanalıma. Sabahtan beri bana neler neler şey yapıyor. Ne konuşmuş orada? İzlemedim bile ya. Sadece Roy'la kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de burada dinleyiciydim. Bana ne? Sude'den bana ne? Nergiz'den bana ne? Ötekinden bana ne? Deniz'den. İki Deniz'den. Biri şeyde İzmir'de birisi Almanya'da. Keltoş. Seninle mi uğraşacağım? Hadi lan. Ayyaş. Bak ben de Ayyaş'ım. Ama senin kadar değilim. Ben devletten geçirmiyorum. Ödenek almıyorum. Sen karın bir de ödeneğini alıyorsun. Çocuk parası alıyorsun oradan, Almanya'dan. Şey yapacağım efendim. Şiş yapacağım. Geliyor. Üzmeyeyim, kendisini diyorum. Eski arkadaşım muhabbeti güzel kaynatıyoruz, ediyoruz diyerekten volüm yapıyoruz. Kalkmış bana. Ben sana o zaman tamam. Buraya da söylemeyeceğim. Ben kendi haklarımı çok güzel biliyorum. Yasal haklarımı. Çok güzel biliyorum. Haklarımı ben haklı olduğum zaman insan haklarımı korumakta, kullanmakta, pardon, kullanmakta çok bilgili bir insanım. Sen orada bana ötüp duruyorsun ya. Ben mi seni konuşturdum? Sen Roy'la beraber konuştunuz. Ben sustum orada. Her zaman benim önümde pirinç olmuyor. Her zaman benim önümde yemek olmuyor. Yemeğinde de gözüm yok. Ama sen oradan ne yapıyorsun? Çocuk parası da alıyorsun. Almanya'dan. Evet,
Almanya'dan çocuk parası da alıyor efendim bu ödenek haricinde. Beni ilgilendirmiyor. Bana söylemiş olduğu laflar incitti beni. Bundan dolayı. Yavaş yavaş işte böyle kalkıyorum. Sargı bezi takıldı. Ha, şey ağaç. Kalkıyor beni. Ya en son bana şey söyleyecek olan kişi sensin ya. Nedir bu? Bana ne senin oradan çocuk ödeneği veya normal ödenek aldın? Beni ilgilendirmiyor ki. Laf sokusu şey yapıyorsun bana maymun. Yok maymun suratlı. Yok çorçu. Yok bilmem ne. Ben çorçu değilim yani. Yapsam da yaparım yani. Elimde müsait. Elim. Elim de müsait. Tırnaklarım da müsait. Ama senin gibi orada oturup da şey yapmıyorum. Ayıp, yazıklar olsun sana ya. Yemin ederim ya. Çıkartmadım ya, masum söyledim ben. Royla Zeynep'in yayınında, Şengül'ün yayınında. Çıkartmadım. Şeyi. Bandanayı. Aman şeyi. Ha burada duruyor işte. Heh. Duruyor efendim. Üzülmesinler diyor. Onlar çünkü çok seviyorlar beni. Günür başta. Şengül abla. Roy. Bir de Zenubi. Geride. Onları üzmemek adına şey yaptım. Çıkarttım dedim. Çıkartır mıyım ya? Hani demesinler Sibel abla sen rahatsızsın da şey yapıyorsun. Yorma kendini. Muhabbet ediyoruz yani. Bundan dolayı öyle dedim. Yoksa niye çıkarttın? Doktorun bağladığı şey yaptı. Alçıyı. Ama bu deniz haddini aştı. Vallahi billahi iki deniz bir araya geldiler. Vallahi benim üstüme gelmeyin ha. Gelmeyin. Ha düştü. Neyse şöyle kalayım bari. Makyajı da gerek yok. Boş ver. Yazıklar olsun ya. O zaman niye gittin lan Söden'in evine? Niye gitti? Ha? Neli sen dolduruyor değil mi İzmir'deki? Bana ne senden ondan bundan ya? Üçünüzden bana ne ya? Bana ne? Beni ilgilendirmiyor. İstediğim videoyu sesim varsa, görüntün yoksa, sesim de varsa her türlü alırım onu. Sen geliyorsun bana. Nankalak.
Yeter lan. Yeter. Ben senin gibi oturduğum yerde şey almıyorum. Oradan. Hem çocuk ödeneği hem de farklı ödenek. Almıyorum. Bak gündür bile çalışıyor. Günlerin bokunu iyi. Terbiyesize bak. Bana ne Sude'den? Bana ne o İzmir'deki Nergizmiş. Nergiz'den bana ne? Tanıyor muyum? Nergiz Özen'i. Eski TRT'de çıkan Charleston'dan bahsediyorsun. Geliyor burada izliyor. Tanımıyorum. Dangalak Deniz. Bunu da yayınlayacağım. Kanalıma. Bunu da. Dümbük Keltoş. Dümbük Keltoş bile senden daha şey. Daha üstün. Neyin peşindesin sen orada? Günaydın More. Hoş geldin. Yok kız. More, Roy ile kendi aralarında konuştular. Ben de yayıncı olaraktan sustum. Dinlemedim bile. Dinlemedim bile. Tamam yayıncı, yayın sahibi benim. Ama dinlemedim. O videoyu niye önceki videolarına lan kaldırtırmazsan tamam mı? Şikayet ettin zaten. Buradan bildirim geldi bana. Gerçek adını söyleyeyim mi? Bak buradan şikayet etmişsin. Ha? Söyleyeyim mi? Neyse. Söylemeyeyim. İçimde kalsın. Kendiniz Polat. Bak gerçek adam burada. Burada burada. Ay kız mor zaten ayağımdan ablacığım. Görüyorsun ayağımı. Sargıya alındı ya. Bir de yürüyorum böyle üstüne. Tabii ki yani ihtiyacım oluyor mutfaktan. Ondan sonra su filan alıyorum. Yavaş yavaş basıyorum üstüne ama olmuyor. Gene ağrıyor. Vallahi doktor şey yazdı. Bir tabletle jel. Herhalde öyle bir şey. O çantamda duruyor. Ona eczaneye gittim. 1.000 küsür. 1.000 küsür. Öyle mi tutuyordu? Öyle söyledi herhalde. Ne kadar dedi ya? İşte yani şey ödemiyormuş bunu.
indirim olmuyormuş. Bakalım inşallah yarın. Şey yapar. Yarın olsa ki ne olacak? Bir, bin, 1300 ha. 1300. Baktım. 1300. Gündür inşallah yarın. Yarın gönderse ne olacak? Günün bizde bir yönü yok. O yüzden alamadım hayatım. Ha, bugünkü aslan sütünü de o Seray var ya Eskişehir'deki. Onun dün bana attı. Ben TL'den aldım. Sıkaram da yoktu zaten. Sıkaram da aldım. Ha, Ayça abla hoş geldin. Sonu ayrılık, sonu yalnızlık, sonu karanlık. Sonu yalnızlık, sonu pişmanlık, sonu yalnızlık. Yok ay, şey Ayça abla şey dedim ya Roy yayında filan. Şükran, aman Şengül'üm. Aman o Şükran benden uzak dursun. Ne maddetken yapmış bana. Abla çıkarttım dedim ya şeyi, alçıyı. Çıkarttım derken gevşettim. Bak. Duruyor, duruyor. Ya. Ya kancası vardı ya ablacığım. Onunla biraz gevşeteyim dedim yani. O da olmadı. Bir kebap gönderen yok bana. Gönderiyorlar kapıya. Ödeme. Sibel Baysal. Onunla yayınladım YouTube kanalıma. Bundan sonra ödeme yapmayan kapıma ne iş yerine işgal etmek ne de kurye elemanını yormak ne de beni umutlandırmak zorunda değiller. Her gece her yanda işine senin hep seni görmek zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Duamı, bedduamı büyüğüm yaptın. Nasıl ettin, ne yaptın? Aklımı aldın. Kor ateş olup yaktıkça yaktın, hep böyle yaşamak.
Çok ablacım bilmiyorum ya. Ayça abla ezik mi? Yani ezik olsa bilmiyorum, doktora sordum ama unuttum. Çok kötü ağrıyor. Çok. Alçayı çıkartayım diyorum. Sıcak veriyor çünkü. Bu sefer olmaz. Verdi, verdi ablacığım, verdi. Ama şey, sigorta, aman şey, onu ödemiyor. Özele geçiyor. Alamadım. Yoksa Hasan'ın karşısındaki eczaneye gittim. Param da yoktu zaten. Bugün bin, dün 1000 TL atılmıştı o Seray'dan. Ankara değil ha. Seray. Eskişehir'de olan. Onunla da pins aldım. Sigaram yoktu abla. Sigara aldım. Bin 380. Ha, reçete burada ama doktor yazısıyla ben şey yapamıyorum. Eczaneye sordum. Ödemiyor. Özel diyor bu. Normalde diyor sen akli dengen için ilaçlar diyor. Onun parası yok. Raporluyum ya. Ama bu özele geçiyor. İndirim bile yok. Röntgene, ultra şeye taktılar. Ayağımdan şöyle bir sağ dedi, bir sol dedi, bir ön dedi. O şekilde film çekti. Röntgen hastanenin en alt katında. Ya sana ne ya? Sıraya gönderdiği parayla içki aldıysam sana ne? Sana ne? Sen mi yolladın? Sana ne? Ağrım kesilsin diyerekten. O ilacı jeli her türlü. İlla ki alacağım. Yani. Seren gönderdiği parayla piz alacağını ilacını alsaydın. Taksi parası? Ha? Buradan şeye ambulansa gittim. Gelirken taksiyle geldim. 2-3 tane de yüksek alkollü bira aldım. Acımsın, dinsin diye. Sana ne? Serdar'ın dediği gibi. Yollayan hesap sormuyor, sana ne oluyor? Aa.
Seray gönderdi. Seray Eskişehir'deki. Al abla dedi. Benden dedi. Dedi. Ben de aldım içtim. Sıkıram yoksa zaten. Sana ne? Size ne oluyor? Madem öyle delikanlısın, adresimi vereyim sana. Bükülmez Sokak 16'ya 6. Bir kebap göndersene döner. Hadi gönder. Hadi canım. Gönderiyorsunuz, ondan sonra meşgul ediyorsunuz insanları. Lokantaları. Değil mi? Ama o patican var ya, helal olsun ona. Yemin ederim Allah tuttuğunu altın etsin. O Feride de zaten başrolde. Günür zaten öyle. Roy da öyle. Şengül abla da öyle. Yani. Gönderiyorlar buradan. Bir de hesabını ödemiyorlar. O patican ne gönderdi bana biliyor musunuz? 3.000 TL'lik şey gönderdi. Hem Aruşka'yı bile düşünmüş. Ona ayrı kanat, bana karışık böyle kebap, altın seri, yüzlük rakı. Yanında sıkıra. Böyle gelin bana. Bugün de birisi beni aradı. Şengir'in yayında. Müşra diye birisi. Kanada'dayım dedi. Sana dedi 200 dolar göndereceğim dedi. Sonra Feride geldi. Feride'yi öyle ahmak görmeyin ha. Cahil görmeyin. Feride oradan geldi hemen bir şey yazdı. Ne yazdı hemen söyleyeceğim. İnsanların umutlarıyla oynayıp kurban olduğum Allah sizleri aç bıraksın dedi. Ben de umutluydum. Belki Kanada'da yaşadığını bilirdi. Ondan sonra 200 dolar dedi atayım dedi. Yok yemek sepetine üye oluyorum. Feride çok güzel o şeyi yazdı. Yemin ederim. Genelleme olarak da. Genelleme olarak da. Helal olsun dedi diye. Ettiririm o şey varsa kısa video bana atıver. Feride'nin o hani Müşra denilen kadın şey ne oldu bilirsiz. Umutlandırdı. Ondan sonra Feride ablan dedi ya hani o kısmı at bana varsa. Aldın mı? Aldıysan at. Yayınlayacağım. Yayını al. Niye yayını alayım canım seni? Ne konuşacağım? Sen biliyorsun. Ne konuşacaksın canım?
Hatta yaz bakayım. Tanımıyorum seni. Son bir aynı türküyü okuyacağım. Ondan sonra kapatacağım zaten. Ayağım but ağrıyor. Var mı editörüm o kısım? Feride ablanın şeyi. O çok önemli bak. Orayı kaçırsan bir daha seni editör yapmam yani. Ona göre. Özellikle o kısım bana lazım. Yayınlayacağım. Ay bana tek dişten bahsetmeyin ya. Seviyorum. Öyle bir şey olmuş olsaydı zaten burada dururdu ayağımı bu şekilde. Bak ayağım ne kadar kötü. Bir de ben onun arkasından mı koşayım? Hizmetçiliğini yapayım. Bana ondan bahsetmeyin Allah aşkına ya. Ettirim varsa atarsın. Sonra bir türkü okuyacağım ondan sonra kapatacağım. Evet, Sibel Baysal sesinden efendim takıldık bu türküyü çok güzel gerçekten. Kalbimden vurdun beni, seni vefasız seni. Çıkardık hayatımdan, istemiyorum seni. O yalan sözlerine nasıl da inanmışım. Aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni. O yalan sözlerine nasıl inanmışım. Aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni. Bela mısın başıma? Nereden çıktın karşıma? Vicdanın yok mu senin? Bak gözünün yaşına. Ömrümü verdim sana. Kıymetimi. Sabah da yapıyorlar efendim.
Konuşurken bir şey yok. Tam böyle damar, narkoz, anestezi, şarkı, türküyü okurken böyle yapıyorlar efendim. Neyse, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ama pes etmeyeceğim.